Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Yine değerli dostlar her zamanki gibi oldukça yoğun bir gündemle sizlerin karşısında olacağım. Bugünkü ilk konu başlığımızda dün özellikle Kazakistan ve Türkiye arasında çok sıcak görüntüler elimize ulaştı. İşte Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadığı anlar hepimizi gerçekten gülümsetti. İşte bu yakınlaşma sonrasında Türkiye ve Kazakistan arasında çok ilginç anlaşmaların imzalandığı da yavaş yavaş elimize ulaşmaya başladı. İlk konu başlığımızda Kazakistan ve Türkiye arasında Anka, Anka İHA'larımız var diye Türkiye üretimi. işte Anka SİHA'larımız teknoloji transferi de dahil olmak üzere Kazakistan'da ilerleyen süreçte üretilecek. İsterseniz haberimizin detayları bir karşımıza gelsin. Neler yaşanıyor hep birlikte öğrenelim. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nden yapılan açıklamaya göre şirket geçen yıl Anka ihracatı anlaşması yaptığı Kazakistan'da yeni bir işbirliğine imza attı. TUSAŞ ile Kazakistan arasında imzalanan mutabakat zaptı ile Anka İHA Kazakistan'da ortak üretilecek. Bakım ve onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında da işbirliği gerçekleştirilecek. Böylece Kazakistan Anka'nın Türkiye dışındaki ilk üretim üssü haline geldi. Kazakistan'da bu alanda insan kaynağının yetiştirilmesi ve ülkenin İHA üretim kabiliyetinin geliştirilmesini yönelik de önemli bir adım atılmış oldu. Oldukça önemli bir gelişmeydi. Yani bu basite alınacak bir ihracat sözleşmesi değildi. Tabi değerli dostlar böyle gelişmeler yaşandıktan sonra sosyal medya ikiye bölündü. Nasıl ikiye bölündü? İşte bir yandan Kazakistan'a insan sava araçlarımızın teknolojisini vermeyelim. Kazakistan Rusya'ya gidip o teknolojileri verebilir diye belli bir kesim bu söylemlerde bulundu. Fakat bir yandan da Türkiye olarak özellikle de Türk devletlerinin Rusya'yla bağını kopartmamız şart. Bundan dolayı Türk Türkiye birazcık feragat etsin. Türkiye insan sava araçları teknolojisiyle Kazakistan'ı kendisine büyük ölçüde bağlayabilir diye kullanıcılar yorumlarını belirtti. Hatırlarsak geçtiğimiz dönemlerde savunma sanayi başkanımız İsmail Demir'e bizzat bu soru sorulmuştu. İşte Türk insan sava araçlarının teknolojileri çalınabilir mi sorusu sorulmuştu. İsmail Demir biz bunun gereken önlemini alıyoruz demişti. Bunu göz önünde bulunduraraktan Kazakistan'a teknoloji transferi yapmamız insan sava araçları konusunda sizce doğru bir karar mıydı? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz diyorum ve ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte Fransa'ya uzanacağız. Fransa'da özellikle de Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çok ilginç açıklamaları mevcut. Emmanuel Macron hatırlarsak geçtiğimiz dönemlerde NATO'yu hedef almıştı. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti ifadelerini kullanmıştı. Tabi bu açıklamaları sonrasında oldukça tepki yağmıştı Macron'a. Fakat bu kez de Macron ne dedi biliyor musunuz? Avrupa Birliği artık geçmişte olduğu gibi gerekli işlevlerini yerine getiremiyor. Bunun yerine Avrupa Birliği benzeri farklı bir oluşumla yol yolumuza devam etmeliyiz dedi Emmanuel Macron. Macron'un bu açıklamalarına İtalya Başbakanı Draghi'den de destek geldi. İsterseniz haberimizin detayları bir karşımıza gelsin. Avrupa'da neler yaşanıyor hep birlikte öğrenelim. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa'nın geleceği konferansında yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin tıkandığını dolaylı yoldan itiraf ederek yeni bir siyasi yapı kurulması teklifinde bulundu. Önceki gün Fransa'nın Strasbourg kentinde Avrupa Parlamentosu'nun açılış konuşmasını yapan Macron bugün Avrupa siyasi topluluğu olarak tanımlayacağım şeyi oluşturmak bizim tarihi yükümlülüğümüzdür dedi. Birlik üyesi 27 ülkenin liderlerinin konuyu Haziran ayında yapılacak zirvede tartışmasını öneren Fransa Cumhurbaşkanı yeni yapının Avrupa Birliği'ne katılmak isteyen devletlerin üyelik işlemlerini hızlandıracağını ve İngiltere gibi topluluktan ayrılan ülkeleri de kapsayabileceğini belirtti. Fransa'nın hali hazırda Avrupa Birliği dönem başkanlığını elinde bulundurmasından dolayı Macron'un bu sözleri birlik için önem taşımakta. Ayrıca İtalya Başbakanı Mario Draghi de Avrupa Birliği'nin pro problemleri çözmede yetersiz kaldığını ifade ederek geçtiğimiz günlerde reform çağrısı yapmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları bu şekildeydi. Açıklamalarının devamında Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyelik sürecine de değindi Macron. Kendisi açık açık itiraf etti. Ne yalan konuşalım. Ukrayna'yı biz bugün Avrupa Birliği'ne alalım desek bu süreç onlarca yılı bulacak dedi. Avrupa Birliği'nin hızlı karar alamadığından şikayetçi oldu Macron. Dünyadaki haberleri sizlere aktarmaya devam ederken 3. konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte sosyal sosyal medya haberlerimize gelmiş olacağız. Yine sizler için birbirinden güzel, birbirinden özel haberleri derledim. Çok kısa olacak fakat isterseniz sosyal medya haberlerimiz bir karşımıza gelsin. Neler yaşandı sosyal medyada hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde sizlerle ilk olarak eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın açıklamalarına gideceğiz. Alexis Tsipras çok ilginç ifadeler kullandı. Dedi ki Yunanistan'ın şu anki Başbakanı Mitsotakis ABD'ye süre sınırı olmadan askeri tesisler tahsis etti. Erdoğan'ın Türk ülkesi ise Ukrayna savaşındaki ara buluculuğu sayesinde hem uluslararası alandaki rolünü hem de ABD ile ilişkilerini güçlendirdi. Biz kraldan daha çok kralcı gibi davranarak Amerikalılara askeri tesisler tahsis edip Ukrayna'ya silah gönderirken ABD Türkiye'ye savaş uçağı verecek. Başbakan Mitsotakis'ten beklentim Türkiye'ye F-16 savaş uçağı verilmesinin iptalini talep etmesidir. ABD'den ayrıca Türkiye'ye karşı güvenlik teminatları da istemelidir diye eski başbakan Alexis Tsipras açıklamalarını sonlandırdı. Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikos Hardalyas da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hepimizin bileceği üzere Adalar Denizi üzerinde son günlerde çok hareketli günler yaşamaktaydık. Bu konuya değindi Hardalyas. Dedi ki Yunan halkına kendini güvende hissetmeleri gerektiğine dair güven verici bir mesaj gönderiyorum. Nerede ve ne zaman gerekirse savaş için güçlü ve hazır bir ordumuz var diye açıklamalarını sonlandırdı Hardalyas. Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalyas'ın bu açıklamaları yaptığı dakikalarda ise Türk Deniz Kuvvetleri yine işinin başındaydı. Görmüş olacağınız üzere Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait karakol uçaklarımız Atina'ya yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta çok önemli bir gözlem uçuşu icra etti. Yani değerli dostlar Yunanistan'dan gelen bu açıklamaların aslında Türk Deniz Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri nezdinde hiçbir karşılığı bulunmamaktaydı. Siz kafanıza göre söylemlerde bulunun. Biz kendi mavi vatanımızı korumaya her daim devam edeceğiz mesajını verdi Türk Deniz Kuvvetleri. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Çok ilginç gelişmeler mevcut. ABD'li General Atomics MQ-9B Sea Guardian Deniz Karakol İHA siyasının amfibi hücum gemi konuştu versiyonunun simülasyon videosu bu şekilde paylaşıldı. İha'nın gemiden kendi başına kalkış iniş yaptığı ve kanatlarının katlandığı görülmekte. Evet hepimiz aynı şeyi düşündük. Kaan Bayraktar TB3'lerde de kanatlar açılıp kapanmıyor muydu? Evet Zeldos arasında bu haberi bundan dolayı sizlerle paylaşıyorum. Kanatlı İhasiya konseptinin ilk örneğini Baykar Makina Bayraktar TB3'lerde kullanmış Geliştirme test aşamasındaki TB3 bu alanda dünyada bir ilk olacaktı. Ben direkt böyle işte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den silah kopyaladı demiyorum fakat Türkiye'nin savunma sanayisindeki algıları Amerika Birleşik Devletleri tarafından çok yakından takip edilmekte. Özellikle de insan sava araçlarının önümüzdeki dönemde daha çok savunma alanında kullanılacağından ötürü Amerika Birleşik Devletleri de faaliyetlerini bu konuda yoğunlaştırmış durumda. Ülkemiz için aslında bu bir gurur tablosu. Bu görmüş olduğunuz renkler işte buradaki mor renk, mavi renk ve sarı renk, yeşil renkler ülkeleri temsil etmekte. Görmüş olacağınız üzere mor renk Türkiye iken 2019 ve 2021 yılları arasında mail sınıfı siyah satışında Türkiye burada görmüş olacağınız üzere 7 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirerek bu alanda birinci olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun farklı farklı insan savaş araçları modelleri mevcut. Yani sadece Bayraktar TB2'nin ihraç edildiği bir liste değil. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde son olarak videomuzun başından da göreceğiniz üzere hep birlikte bir Ukrayna ya gideceğiz. Yılan adası civarlarına uzanacağız. Hani sizlere sürekli diyordum ya Rus hava savunma sistemleri, Rus radarları. Bayraktar TB2'leri fark edemiyor, göremiyor diyordum ya değerli dostlar. İşte bu görüntüler Odesya'dan elimize ulaştı. Odesya'dan elimize ulaşan görüntülerde artık Türk yapımı Bayraktar TB2'lerin Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait Bayraktar TB2'lerin hiçbir şekilde Rus hava savunma sistemlerinden, Rus kuvvetlerinden çekinmeden alçak uçuş gerçekleştirip gözlem faaliyeti icra ettiği görüldü. Hatta Rus kaynaklar bu fotoğrafı paylaşıp artık hiçbir şekilde Bayraktar TB2'yi durduramıyoruz. Bizim insan gözüyle görebildiğimizi radar araçları nasıl göremiyor diye kendi devletlerini eleştirmeye başladılar. Sosyal medya haberlerimizi hep birlikte göz attık. Umarım doğru bir şekilde sizlere aktarabilmişimdir. Devamında dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Yunanistan'a gideceğiz. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan çok ilginç açıklamalar mevcut. Dendias dedi ki hatırlarsak işte Amerika Birleşik Devletleri'nin DDAH'da Türkiye'ye karşı yapmış oldu. Kendileri her ne kadar bunu kabul etmese de Türkiye'ye karşı yapmış oldukları bazı yığınaklar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin DDAH'daki varlığını 10 yıl daha uzatacağız dedi Yunanistan Dışişleri Bakanı. Haberimizin detayları şu an sizlerle. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias değiştirilen yeni Yunan-Amerikan savunma anlaşmasının Yunanistan'ın ulusal çıkarları için çok önemli olduğunu vurguladı. Parlamentoda konuşma yapan Dendias, ABD ile Yunanistan arasında yapılan savunma anlaşmasının bir yıldan 5 yıla çıkarılmasının hükümetin bir seçimi olduğunu ve ulusal çıkarlara uygun olduğu için anlaşmanın yeni yenilendiğini söyledi. Dendias konuşmasının devamında ise ülkemizde Amerikan askeri varlığını istiyoruz. Üstleri buraya getirme isteğinde olduğumuzu saklamadık. Amerikan askeri varlığının Dede Ağaç ve Giannulli kampında da olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'a ek şikayet ettiği şey neydi? Onu rahatsız eden ve bunu kamuoyuna açıklayan ilk şey neydi? Aynen de bahsettiğim bu şeylerdi diye açıklamalarını sonlandırdı Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias. Deyim yerinde ise Yunanistan anahtarını Amerika Birleşik Devletleri'ne bıraktılar. Amerika Adama sorarlar sen Türkiye ile iyi geçinseydin. Türkiye zamanında demedi mi? Gel şu adalar bölgesini bir kararlaştıralım. Eşit bir şekilde paylaşalım. Akdeniz, Ege bizim. Beraber iki ülke olarak paylaşalım dedik. Fakat değerli dostlar Yunanistan zamanında bunu kabul etmeyip üstüne üstlük son dönemde de gerilimi yükseltince ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan işgali sessiz sedasız da değil. Böyle gümbür gümbür gerçekleşiyor. Bırakalım ne halleri varsa görsünler. Akıllı olsalardı Türkiye ile masaya otururlardı. Ki komşu ülke olarak Türkiye ve Yunanistan haklarını eşit bir şekilde paylaşırdı. Amerika ülkelerine dahi Yunanistan'a dahi girmemiş olurdu. Bunu niye biz düşüneceğiz? Onlar düşünsün. Fakat yapmış oldukları gerçekten saçmalık diyorum ve son olarak değerli dostlar yine Yunanistan'dan ayrılmayaraktan Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden istekleri biter mi? Tabii ki de bitmez. Yunanistan böyle son dönemde sürekli Amerika Birleşik Devletleri tarafından sıkıştırılıyor ya. İşte elinde bulunan S-300'leri Ukrayna'ya gönder. Bu tarzdaki haberler sonrasında Yunanistan'ın yeni isteği şu şekilde tamam ben elimde bulunan S-300 sistemlerini Ukrayna'ya gönderirim. Fakat sen de bunun karşılığında Adalar Denizi bölgesindeki sözde Yunan adalarına kendi hava savunma sistemlerini koyacaksın dedi. İsterseniz haberimizin detayları bir karşımıza gelsin. Neler saçmalamışlar hep birlikte öğrenelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'dan 90'lı yıllarda Rusya'dan satın aldığı S-300 bataryalarının yanı sıra Yunan ordu envanterindeki OSA ve TOR hava savunma sistemleri ile BMP-1 tipi zırhlı araçlarını Ukrayna'ya göndermesini istediği belirtildi. Atina'nın ise buna karşılık olarak Midilli, Sakız ve Rodos gibi adalara telafi Amerikan sistemlerinin gönderilmesini istediği bildirildi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden olan Tani'nin Savunma Bakanlığından konuyla ilgili geniş bilgiye sahip kaynaklara dayandırdığı haberinde Yunanistan ABD ile temaslarda Türkiye'den gelen tehditlere ve Türk savaş uçaklarının sözde Yunan adaları üzerinde sürekli gerçekleştirdiği uçuşlara işaret ettiği bildirildi. Habere göre Yunanistan ancak ABD ya da diğer NATO ülkelerinin Midilli, Sakız ve Rodos gibi adalarda konuştu. Sistemleri acilen telafi etmesi durumunda Atina'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapabileceği yanıtı verildi. Hatırlarsak bundan yaklaşık bir ay kadar önceydi. Yine bu haber gündeme gelmişti. Sonrasında Yunanistan Savunma Bakanı'nın cevabı ne olmuştu? İşte S-300'ler adalarımızı koruyor. Ondan dolayı Ukrayna'ya gönderemeyiz olmuştu. Yunanistan şimdi niye böyle düşünüyor biliyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde ben sizlerle ne haberi paylaştım? İşte yılan adası etrafındaki karakol botları olsun veyahut da yılan adası etrafındaki iletişim sistemleri S300 ve S400 sistemlerine geçerekten Bayraktar tb tarafından etkisiz hale getirilmişti. İşte Da dostlar son günlerde yaşanan bu gelişmelere gören Yunanlılar Rus hava savunma sistemlerinin Türk karşı başarılı olamadığını anladı ve daha sonrasında olan benim Yunanistan olarak elimde tamam S300'ler var ama adamlar Rusya'nın orijinal sürümlerine sahip S4 Bayraktar tb etkisiz hale getirdiler. Türkiye'nin elinde Bayraktar'ın orijinal versiyonu var. Benim adalarımda bulunan S300 Türkler için hiçbir şekilde engel teşkil etmez diye kendilerince Yunanlılar düşündü ve Amerikan sistemlerini adalarında denemek istiyorlar. Bakalım Yunanlar yine bir kurnazlık peşinde fakat ellerini üzerine bulaştıracaklar. Amerika Birleşik Devletleri oldu gelecek senin Adana son model patriotları kuracak ki patriotlar kurulsa bile bakalım Bayraktar TB2'ler patriotlarla ne güzel oyunlar oynayacak. Yani bileceğiniz üzere aslında hava savunma sistemlerinde dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi Rusya'dır. Bayraktar TB2 Rus sistemlerini maymuna çevirirken ABD'nin üretmiş olduğu elindeki sözde son sürün patriotlara bayraktar TB eklerimiz ne Ali Cengiz oyunları çevirir ne çevirir gelişmeleri sizler için takipte olacağım diyorum ve bugünkü bana aylan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım haberlerimizi doğru ve net bir biçimde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun her şey istediğiniz gibi olsun sağlıcakla.